Türkiye'ye yardım önerisi. Almanya'da tartışma yarattı. Almanya'da sosyal demokrat politikacı Andrea Nahles'in Alman hükümetinin ekonomik sıkıntı içindeki Türkiye'ye mali yardımda bulunması yönündeki önerisi Alman siyasetçiler arasında tartışma yarattı. Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Andrea Nahles, Bank Medya grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye'ye yardım etmesini gündeme getirdi. Nahles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir, şeklinde konuştu. Mali yardım, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönüş koşuluyla olabilir. DW Türkçe'nin haberine göre, Nahles'in Türkiye'ye yardım önerisi Alman siyasetçiler arasında tartışma başlattı. Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock, Türkiye'ye yardımın koşula bağlanmasını istedi. Partinin eş genel başkanı Baerbock, Berlin merkezli Tage Spiegel gazetesine verdiği demeçte, mali yardım ülkede sadece demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönüş koşuluyla olabilir, dedi. Ne gerekli, ne tavsiye edilir. Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Albert Kürecker, CSU ise Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi önerisine tamamen karşı çıkarak, ne gerekli ne de tavsiye edilir, şeklinde konuştu. Münchner Merkur gazetesine konuşan Kürecker, ödeme zorluğuna düşen ülkelere yardımcı olmak için gerekli deneyime ve araçlara Uluslararası Para Fonu'nun, IMF, sahip olduğunu söyledi. Türkiye İnfya Bağımlılığı REDDEDİYORSA, Almanya yardım için hemen ATLAMAMALİ, Kürecker, eğer Türkiye siyasi nedenlerle IMF'ye bağımlılığı reddediyorsa, Avrupa Birliği ya da Almanya karşılıklı yardım için hemen atlamamalı, dedi. Hür Demokrat Parti, FDP, Milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da Nahles'in, Türkiye'deki siyasi durumu dikkate almadan, yaptığı yardım önerisini eleştirdi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan politikacı, Nahles eğer, gerçekten bunu kastettiyse, diye de ekledi.